Operation'dan herkese merhabalar. Yeni bir videolu derste sizlerle birlikteyiz. Bugünkü dersimizde chroma key efektini keyleme, blue box, green box olarak bilinen tekniği inceleyeceğiz. Her zaman olduğu gibi öncelikle After Effects projemizi açıyoruz. Bu efektin mantığı basitçe izah edecek olursak düz bir rengin, yeşil olsun, mavi olsun, program aracılığıyla silinmesi ve arkasına koyduğumuz görüntünün orada gözükmesi. Bu tekniği Sugar2T videomuzda kullanmıştık. Şimdi oradaki izlediğimiz basamakları sizlerle paylaşalım. Öncelikle evet, bu şeker kesitini koyalım, çekimini. Görmüş olduğunuz gibi son derece basit mavi düz renkli bir mousepad üzerine konmuş iki tane şeker. Bunu çektim. Ve görmüş olduğunuz gibi havada süzülme hissettirecek kamera hareketi vermeye çalıştım. Son derece basit bir şekilde hiç emek bile harcamadan çok fazla elde edilen bir görüntü. Bu da arkasında koyacağımız resim. Bunu da buraya koyuyorum ki elde ettiğimiz sonucu görebilelim. Evet, şimdi burada blue box denen şeyi kullanacağım. Chroma key de blue rengi, mavi rengi almasını sağlayacağım. Herhangi bir rengi de alabilirsiniz. Düz olması ve istediğiniz ayırmak istediğiniz nesneden farklı, tamamen farklı bir renk. Onun üzerinde olmayan bir renk olması lazım. Bu mavi olabilir, yeşil olabilir. Yeşil daha yaygın kullanılan bir seçenek ama mavi de kullanıldığı kamera arkalarını seyretmişsinizdir. Şimdi burada mavi alanın dışındaki görüntülerde olduğu için ben bu alanı da mask uygulayacağım. Burada şekerlerin hareketini aşağı yukarı hesap edecek olursam en fazla şuraya kadar iniyor. En fazla buraya kadar çıkıyor. Yaklaşık şu aralıkta hareket ediyor diye düşünürsem, buraya kadar alırsam diğer kısımla herhangi bir ilişkim olmaz. Şimdi şuradaki bu ikona tıklayarak maske görünümünü kaldırabilirsiniz. Böylelikle mesela iki defa M'e basarak feather ne kadar etkili olduğunu, etkisini ölçebilirsiniz. Bu tip şeylerde kullanabilirsiniz. Ben şimdi maskeli bizim öne çıkmasın diye kaldırdım. Evet, şimdi uygulayacağım efekt, buradan da arayabilirsiniz bu panelden de. Efekt keying color key. Bu color key gerçekten çok etkili bir yöntem. İstediğiniz kadar ekleyebilirsiniz. CTRL'de ile çoğalttım. İstediğiniz kadar şok rengi de aynı şekilde ekleyebilirsiniz. Diğer keyleme efektlerini de aynı şekilde çok kez kullanabilirsiniz. Bu da başka renklerde varsa maskeyle başa çıkamayacağınız şekilde, mesela burada başka bir kırmızı renk olsa iki tane renk kullanırım. Aynı şekilde bir rengin farklı tonları da işimizi zorlaştırıyorsa yine çokça kullanabilirim. Mesela şimdi başlayalım. Şu rengi seçtim. Bu renge benzeyen pek çok şeyi seçti. Bu aslında Photoshop'taki mantığa benziyor. Orada da seçme araçlarından bir tanesi renge göre seçme yapıyordu. Bu da onun gibi. Şimdi burada bu rengin alanlarını seçtim. Onları göstermiyor. Buradaki toleransı artırarak seçili alanları görmüş olduğunuz gibi artırıyorum. Son derece başarılı oldu. Bu tırtıklı görünümü de feather artırarak engelleyebilirim. Bu kenar çizgilerini şu şekilde artırabilirim. Yok edebilirim. Edge thin denen bir şey var. Bu da kenar kalınlığı. Bunu
içeriye doğru azaltırsam, görmüş olduğunuz gibi bu şekilde 5'e kadar, eksi 5'ten artı 5'e kadar giden bir aralık. Bunu bir yaparsam yeterli bir şekilde olabilir. Ama eğer siz detay kaybetmek istemiyorsanız, bu şekerin kenarındaki bu tırtıklı alanı, yapacağınız iş şu olabilir. Bunu Ctrl+D ile bu efekti çoğaltırsınız. Bunları kapatıp şuradaki fx kısımlarını kapatıp veya kökten buradan kapatıp layer'ın içindeki efekt ikonunu kapatıp görünmezliği sağlarsınız. Bu şekilde şu andaki gözüken bu renk aslında orijinal Photoshop'taki renk değil. O yüzden değişmemesi için, doğru rengi elde edebilmek için efektleri kaldırmanız gerekir. Burada bu ikinci efekti seçerek bu kenar kısmını seçiyorum. Daha farklı bir renk oldu. Şimdi bakalım, görmüş olduğunuz gibi daha farklı, daha bir etki oldu. Buradan feather'ını lüzumsuz derecede fazla bunda azaltıyorum. Ve bunun skin kısmını arttırırsam, bir yaparsam, görmüş olduğunuz gibi son derece yeterli bir şekilde kilemesini yaptı. Yalnız tek frame'e bakarak kileme yaparsanız, burada gördüğünüz gibi ilerleyen karelerde ışık değişiminden dolayı ortaya çıkan noktalar olabilir. Bunlar da mesela en çok gözü çarpan kısımda, mesela şurada, şu frame'de. Evet, yine efektleri kaldırarak yaklaşık olarak şuradaki bir rengi seçeceğiz. Yine Ctrl+D ile efekti çoğalttım. Şu kenardaki bir rengi seçtim. Bakalım işe yaradı mı? Evet, görmüş olduğunuz gibi o şey ortadan kalktı. Yani görmüş olduğunuz gibi yine bazı küçük çıkıntılar olabilir. Onları da yine bunlardan çok şey yaparak başa çıkabilirsiniz, ama şimdi yeterli gözüküyor. Bir de şöyle bir problem olabilir. Blue Box oldu ama hala üzerindeki mavi bir yansıma, beyaz özellikle açık renkli yüzeylerde mavinin bir yansıması oluyor. Bundan da kurtulmak için burada kullanabileceğimiz basit bir yöntem olarak, zaten beyaz olduğu için Color Correction Saturation'da saturasyonu, renkliliği sıfırlıyorum. Böyle beyaz gri oldu ama normalde şeker böyle çok çekim sırasında en azından çok böyle bu renkte gözükmeyebilir. Buna da biraz hafif mavilik ekleyebilirsiniz. Çok hafif yansıma olarak gözükmeyecek şekilde. Buradan filtre kısmına custom yapıyoruz. Color'da hafif bir mavilik, şöyle puslu bir mavi şeklinde. Evet, görmüş olduğunuz gibi bundan daha gerçekçi gözüküyor. Çok da abartmak istemiyorum, evet. Görmüş olduğunuz gibi tamamen kurtulduk mavi alandan ve şeker havada ilerliyor. Evet, chroma key tekniği bu kadar. Color key yerine aynı şekilde key light denen tekniği de kullanabilirsiniz. Bu da bir plugin. Şunları kapatırsam. Burada da bu biraz daha karmaşık aslında diğerine göre. Daha çok ayar yapabiliyorsunuz. Burada evet seçtim. Yine görmüş olduğunuz gibi seçildi ama buradaki şekerin üzerindeki yansımalardan dolayı şekerin de bir kısmı gitti. Buradaki siyah ve beyaz ayarlarını değiştirerek ve yine bunu çoğaltıp yine ilk efekti kapatıp şuradaki rengi seçerek koyu rengi daha farklı sonuçlar elde edebilirsiniz. Evet, şimdi olmadı ama
Evet, bu biraz daha uğraştırma gereken bir teknik. Evet. Ya da bunun üzerine bir color key yapabilirsiniz. Veya color key üzerine bir key light yapabilirsiniz. Bu şekilde çapakları tamamen temizleyebilirsiniz. Burada basitçe kullandığım teknikten bahsetmek istedim. Evet, umarım faydalı olmuştur. Operation'a görüşmek üzere. Hoşça kalın.